Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken mutluluklar benden sana, beraber olmasak da her yağmurlu akşamda yürürüm aynı yolda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da sallanarak yürürüm artık kendi yolumda. Alo Elvan. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Hadi plaja gidiyoruz. Plaj mı? Şimdi mi? Ya evet şimdi. Ahmet abi var, Natslı var, Gülden var, Güneş var, Kum var, ben varım. Babam ayakta izin vermez ki. Pef. Arkadaşıma gidiyorum de. Yok ben sabıkalıyım bilmiyor musun? Hayatta izin vermez. Nasıl ya? Allah Allah ya. İlla plaja gitmek için. Temiz kağıt mı istiyor bu Erol Taş babası Sami? Ben böyle bir şey görmedim. Çok saçma ya. Ya bazen babasını böyle saçmalıyor. Madem saçmalıyor, kapat gitsin pastaneyi ya. Saçma adam bence ya. Ojdere. Ne bağırıyorsun be, korkuttun? Ne yapıyorsun be ya? Sana ne be ya? Ne plajıymış bakalım bu kızım? Hı? Babacığım sen plajı nereden çıkardın ya? O viraj dedi, viraj. Boşver, yalan söyleme. Allah çarpar. Kafam kel olabilir ama kulaklarım ta işitiyor benim. Peki bir şey söyleyeceğim. Erol Taş baba Sami, madem içerden bir şeyle duydun. Ne duydun bakalım? Baraj dedi. Nicht. Viraj dedi. Nein. O zaman plaj dedi. Doğru. Du bist sehr schön für mich. Super yani. Başlarından doğru konuş. Ya Erol Taş baba Sami ya. Hiç korkma ya. Hiçbir şey olmayacak Elvan'a. Plaja gideceğiz. Yüzeceğiz ya. Bir şey başına gelirse ben onu kurtarırım. Merak etme ya. Sen çok mu yüzme biliyorsun? Evet, echt ya. Superim yani. Ben Almanya'da kursuna gittim ya. Ben Almanya'da çubuk kursuna da gittim. Ben de burada. Çok iyi Osmanlı tokadı kursuna gittim. Sana alttan bir tane yapıştırırım vallahi, bedava gidersin. Geç içeri. Geç. Geç bakayım hadi. Ne diyor belirsiz adam. Ampul ve margarin sıkıntısı bu ay bitiyormuş ya. Ay bir zahmet bitsin Fehmi'cim. Vallahi yok margarinsiz ev SSK'sız iş gibi hiç çekilmiyor yani. Sen söyleyeyim mi? İyi Ahmet'i iyi kurtardık biz ha. Bak Almanya'ya gidiyor işte bulacak. Güzel. Sen söyleyeyim mi? Almanya'da sigortasız iş yok ha. Bütün işler sigortalı. Tam sana göre. Bütün işler sigortalı. Baba. He. Beni de kurtarsak ya. Nasıl yani ne? Abim gidiyor ya Almanya'ya. Ben de gitsem ya onunla. Hayır. Aa! Olmaz öyle şey. Gözüme baksana sen benim. Hepiniz birden gönderemem ben öyle gurbet. Olmaz öyle şey. Oğlum sen Almanya'yı bozarsın ya. Adamlar oturtmuşlar memleketi. Ne güzel gidiyorlar. Bırak gitsinler ya. Niye bozuyorum baba ya? Niye? Oğlum sen tembelsin ya. Mahvedersin Almanya'yı. Tembelliğe bak. Ya fırçayı bile tembel tembel sürüyor. Ya şunu hızlı hızlı sert sert sür ya. Parlat onu ya.
Yok ya, parlatamıyor. Şuraya bak. Hiç parlatamıyor ya. Yok yok yok, parlatamıyor bu. Yüce, Yüce, ben bir dolaşayım. Şu Ahmet'in pasaport işlerini yapayım ya. Bir bakayım, sorayım ne yapıyorlar, ne ediliyor. Hiç ya, hiç parlatamıyor ya, hiç parlatamıyor. Fehmi'ciğim şimdi hani acele etmesen acaba hani belki bir iş bulur. Belki gerek kalmaz gitmesine, bir baksak. Ya Rukiye nerede iş buluyor ya? Allah Allah, kolay mı? Ya fabrikaların çoğu grevde zaten. Neredeyse ben işsiz kalacağım ya. Hay Allah korusun, öyle hiç parlatamıyor, hiç parlatamıyor bu ya. Hayır. Ya öyle sıkı sıkı yap ya şunu. Ya ben gençken, bunun yaşındayken yapardım, sonra geçer böyle bakar, saçımı tarardım ya. Hiç yapar mı? Hiç yapar mı? Bak, cila sürdün mü ona, cila, cila? Sürdüm baba, şimdi sürdüm. Ben niye gidemiyorum Almanya'ya ya? Ya artık canıma yettiniz ama ha? Aa! Çok kötü kokuyor bu cila. Sen de kızım, baban gelince güzel görsün ben. Sağ ol abi. Bak, Ergun abiye gittim, Süheyla'ma kaset doldurtturdum. He. Çok güzel oldu vallahi. Ver bakalım. Valla hakikaten çok güzelmiş ha. İyi olmuş be. Ama eksik bir şey var bunun içinde. Ne eksik? Anons. Şöyle diyecektim bak bir de. Alper, ben Nevzat. Senin kız kardeşin Süheyla ile beraberim. De bu kaseti evde bulursan kim diye merak etme. Sami abinin pastanede oturuyorum. Gel benim ağzımı burnumu darmadağın et. Hiç aklıma gelmedi. İşte bana söyleseydin ben sana söylerdim. Yok abi, anons falan çektirmedim, merak etme. Oh, Nevzat benim içimi rahatlattın yeminle ha. Susak kafa, içine koyduğun solcu barçalarla anlamayacak mı? Aman be Sami abi, sanki şu ülkedeki tek de solcu benim ha. Bağırma be ya. Abi sen de tutturmuşsun, yok Alper görmesin, yok Alper duymasın. Korkmuyorum abi Alper'den. Bana kalsa ben çıkıp karşısına söyleyeceğim de... Ah, kardeşi izin vermiyor işte. Akıllı kız. Yoksa bende mangal gibi yürek var abi. Çıkarım karşısına, derim ki birader böyle böyle. Ben derim senin kız kardeşini derim. Alper ne haber? İyi de sen kime celalendin böyle? Kim? Kim? Ya. Tanımazsın, tanımazsın birader. Öyle mi? Sami abi ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Aynen. Ha, çay vereyim mi? Benim bugün fazla ortalıkta görünmemem lazım. Neden? Süheyla'ya İzmit'e gidiyorum dedim. Neden? Rahat rahat dolaşsın diye. O neden? Sami abi, bu kız gizli gizli birileriyle görüşüyor ya. Evet. Ben de onun tanımadığı bir ablamızdan rica ettim, onu bugün takip edecek. Sonra da gelip bana bildirecek. Öyle diyorsun yani sen onu. Öyle diyorum. Sonra? Sonra ben de gidip herifi tepeleyeceğim. Neden? Ne neden? Şimdi sen neden dövüyorsun bu adamı? Ay aman işte bu adamı. Şimdi Sami abi, bu herif delikanlı bir adam olsa benim karşıma çıkıp der ki... ...ben bu kızı seviyorum abi. Seviyorum. Efendim? Öyle demesi gerek yani, öyle demesi gerek değil mi? Çünkü it midir, uğursuz mudur, serseri midir, komünist midir? Hani benim salak kardeşimi kandırıyor olabilir. Öyle diyorsun yani sen. Öyle diyorum yani. Neyse ben şimdi çıkıyorum. Muhtemelen bu fırsatı değerlendirecektir. Tamam o zaman pişmaneye getirsene Alper. Tamam hadi kolay gelsin. Hadi. Ya Nevzat kendini yakacaksın vallahi. Adam senin peşine gizli ajan takmış işte. Tövbe tövbe, susak kafa, susak. Ah be Süheylan, ah be Süheylan. Bırak konuşayım artık abinle ya. Ah be. Şşt. Bana baksana söyle. Sana belediye baksın be. Ne be? Belediye, hangi belediye? İstanbul Belediyesi. Sen
Yine mi Elvan'ı kesiyonu? Sana ne? Sana ne? Samanye. Daha doymazsan benden bir tane dayak ya! Vururum sana. Yeter artık. Vallahi vururum seni. Silahsız bir insana silah çekiyorsun. Alacağım nasıl seni? Alnının ortasından vururum Allah'ıma. Hadi vursana. Hadi vursana. Hadi. Dur. Bu savaşı sen başlattın Ergun Plakçırak. Seni mahvedeceğim. Pöf edeceğim seni pöf. Ha, görürsem söylerim. Gel. Dur. Yüreksin seni. Plakçırak. Mahvedeceğim seni gör. Elvan, şu çayı bir değiştirsene ya. Ver, değiştireyim. Merhaba. Abin İzmir'de gitti biliyor musun? Biliyorum. Süheyla, artık abinle konuşacağız. Çünkü kendisi duyarsa daha beter olacak. Ya yok canım, nereden duyacağız? Artık çok iyi gizleniyoruz. Ha, nereden duyacak biliyor musun? Abim senin peşine. Ne oldu abi? Ay. Hoş geldiniz. Madem öyle hanımefendi, ben şöyle geçeyim. Ne yapıyorsun? Sizi tanımıyorum hanımefendi. Tanımadığım birisiniz. Neden masama oturuyorsunuz yahu? Nevzat. Delirdin mi? Nevzat mı? Adımı nereden biliyorsunuz? Sami Bey. Efendim. Süheyla Hanım beni rahatsız ediyor Alenen. Kim? Hanımefendi beni rahatsız ediyor. He. Merhaba Rukiye teyze. Hoş geldin canım. Diş ağrısı için bir şeyin var mı? Ah kıyamam. Dişim mi ağrıyor? Geçmiş olsun. Evet sağ ol ya. Baksana arkada içerik vardı. Dün geceden beri ağrıyor. Ah. Zeytin çok iyi gelir. Zeytin mi? Evet ben çekirdeği çıkarıp getireceğim sana dur. Aa, zeytin. Bana bak. Çektirsene kızım. Ay, yok ya. Hayatta çektirmem. Ben daha önce çektirdim. Neredeyse çenemi söküyorlardı. Sende çene çok. Birini sökseler ne olur? Çok mu ağrıyor? Ağrı bir de çok pis bir ağrı biliyorum. Çok sinsi böyle. İnsanın böyle içten şeysini böyle direkt olarak gıcık gibi böyle. Ta içindeki şeysine kadar yani. Çok... Yo bir de şey ağrısı. Kulak ağrısı. Davranıyorsun, delirdin birden. Ama bu yine buraya geldi yahu. Nevzat saçmalama, hadi kalk Boğaz turuna gidelim. Kaç zamandır planlıyoruz. Boğaz turu mu? olamaz hanımefendi. Ben tanımadığım insanlarla Boğaz turu yapmam. Yapamam yahu. Saçmalıyorsun ama. Hanımefendi. Lütfen bakayım benim mekanımda müşterilerimi rahatsız etmeyin. Cık cık cık. Hadi sen dışarı cık. Ne oluyor ya? Hanımefendi siz zaten benim tipim değilsiniz. Ne? Yani şu dünyadaki tek kadın sen kalsan... siz kalsanız Süheyla hanımefendi. Ben size bakamam. Bakmam. Yahu. Sana bak Nevzat. Eğer bu bir şakaysa ipin ucunu kaçırıyorsun sana söyleyeyim. Yok eğer beni kendinden soğutmaya çalışıyorsan o zaman da başardın. Aferin. Tebrikler. Ne kadınlar var yahu? Merhaba. Merhaba. Süheyla Hanım'ın abisine gülümsemek ister misin? Yeah.
hanımefendi. Şey, yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bakın siz ne kadar güzel, ne kadar hoş bir insansınız. Belli ki de güzel vicdanınız yüzünüze yansımış. Bakın ne kadar güzel duruyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın. Vallahi etmeyin, yazıktır, günahtır. Şimdi çok güzel zeytin ama sen onu yutmamaya çalış. Orada tut onu, tamam mı baba? Annem yapardı, şıp diye keserdi ağrıyı. Hayır ama daha da arttı ağrısı Rukiye teyze. Kusura bakma. Vallahi bence en iyi yöntem rakılı pamuk. Yanında beyaz peynir, süzme yoğurt, ezme Allah. Zevzek. Dur şimdi. Olmadıysa o zaman tuzlusu deneyelim. Sen ye onu, ye onu, ye ye. Şimdi sen dişçiden korkuyorsun ya. Seni Zeki abiye mi götürsek acaba tamirci? Ne alaka? Şöyle bir alaka. Hidrolik yağ çok iyi geliyormuş. Biraz sıkar üstüne. Saçmalama Çağatay. En iyi yöntem ne biliyor musun? Bak gerçekten bu şaka değil. Gerçek söylüyorum. Vallahi bak. Şimdi onu bağlayacağız. Ne taraf? Sol taraf. Ha burada. Onu bağlayacağız. İpin diğer ucunda kapı koluna. Tamam, ben kapıyı aniden açacağım ya da kapatacağım. Pıt düşüverecek. Bak elim çok hafiftir. Yapı vereyim sana. Kapıyı. Çok ağrıyor değil mi? Bir de sinsi pis bir ağrı, haklısın. Şey yapar. Bir o, bir de şey ağrısı. Hah. Kulağına vuruyor. Of, çok fena. Burun ağrımaz mesela. Enteresan. Hanımefendi, aşk nedir bilir misiniz? Aşk, asabi bir abiye rağmen birlikte olabilmektir. Aşk bazen saklanmak, bazen gizlenmektir. Aşk, o asabi abi tarafından yakalanırsa de bazen de cinayet demektir. De şimdi siz bu, bakın, bak böyle melek gibi çocuğun kara toprağa girmesine müsaade edeceğiniz mi? Sevgilileri birbirinden ayıracağınız mı? Hiç sanmam. Neden? De o vicdan sizde yok. Ne kadar güzel bir kalbiniz var. Bakın melek gibi yüzünüze yansımış. Bakın ben kendimden korkmuyorum. Ama Alper öğrenirse ceza yine kız kardeşine keser. Evet. Zaten sokakların durumunu biliyorsunuz. Çok fena. Tamam, ben konuşuyorum. Tamam. Sokakların durumu belli. Eğer öğrenirlerse vallahi bir daha dışarı çıkartmazlar. Hem de hiç. Ona bunu yapmayın. Yapmayın. Kıymayın. Ben de onu diyorum abi, yapmayın diyorum. Tamam, ben de onu diyorum işte hanımefendi. Yapmayın, etmeyin diyorum ya. Acık sabrın diyorum. Ebire lafa giriyorsunuz, ebire lafa giriyorsunuz. Bak çocuk bir şey söyleyecek size işte. Tamam, sağ ol abi. Evet. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir daha düşünün. Bir genç kızın hayatını karartmaya değer mi? Değmez. 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 Yapmayın. Tamam Sami. Evet. Tamam. O zaman fotoğrafları Alper'e vermeyeceğim. Ama Seyla'nın bir erkek arkadaşı olduğunu söylemek zorundayım. Ve bu arkadaşın bir solcu olduğunu da. Şimdi solcuyu da söylemesek aşkın siyaseti mi olurmuş canım yani? Ne gerek var söylemeye değil mi abi? Evet. Hatta şöyle yapabiliriz hanımefendi. Onların bu mekanda buluştuğunu bilen söylemeyelim. Neden? Zira bu mekanda tek solcu Nevzat. Hem biliyorsunuz Alper hafif asabi. Gelip de bu mekanın dekorasyonunu da bozsun istemem. Çok zamanımı aldı yani. Çok uğraştım ben bu işlerle. Allah, onun için söz veremem. Söz veremem mi? Böyle. Ne demek böyle? Ne demek böyle? Ne demek söz veremem? Ne kadar güzel az önce konuşuyoruz insan gibi. Niye delirtiyorsunuz siz beni? Ne varmış bakayım orada söylemeyecek? O kadar zor olan neymiş bakayım? Neymiş bakayım o kadar zor olan? Sami abim, Sami abim. Zaten zor ikna ettik ablacığıma, değil mi? Ettik mi? Ettik, ettik. Biz bu pozları alsak da tatlıya bağlasak. Tatlı deme. Ne olacaktı keşkülden abi? Olasın deme sen gene de tatlı. Dur bakayım o istemezse bir şey yapmayalım deme sen. Bir tatlı yer ya. Ya dur be. Açılmıyor burada. Açılmıyor mu? Siz bana verin bakayım onu. Ah, tanıyorum ben bu makineyi be. Benim dedemde vardı bunun acık daha eski modeli. Ya bu acık bu yani gelişmiş olanı. Ben bakarım şimdi buna. Ha, bu bundan daha gelişmiş modeli. O arayı kaçırmış. Ben orada kilit sistemini de şey etmişti ha bak. Aa, anlamadım.
Siz bunu Alper'e verin, o artsın. Ne? Alper ne? Ne Alper'e abi? Ben açarım, manyak mısın? Alper'e verelim diyor ya. Alper mi dedim? Nevzat diyecektim. Abi açılmıyor bu. İşte diyorum, Alper'e verelim, o açar diye. Ben açarım abi. Tamam. Biraz size ne vereyim? Ne vereyim? Keşkül yer misiniz? Evet. Keşkül. Çay verecektim belki ben. Keşkül, keşkül. Vereyim, keşkül vereyim. Sonra da gelsin. İç, ben iç. Bir tane daha. Aa, Rukiye teyze. Tuzlu sudan midem bulandı artık. Ya bu olmuyorsa demek ki o zaman tamam. Tamam, kekik yağını deneyeceğiz. Tamam. Rukiye teyze, midem bulandı artık. Deneyemeyeceğim ben onu. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben böyle çenene bir tane yerleştireyim, ağrım ağrı kalmaz. Vallahi ona bile razıyım artık ben. Çok ağrıyor. Kıyamam. Buldum. Sakız. Bak çiğneyeceğiz, orayı kapatacağız. Hiç hava almayacak orası. Ondan sonra hemen şıp diye geçecek. Tamam. Tamam Rukiye teyze. Ben o zaman bakkala gideyim, sakız alayım hemen. Ha, ama bak hava almazsa hiç şey yapma. Geçer yani. Allah Allah. Ya dişçiye gitmesi gerekirken bakkala gidiyor bu kız ya. Ha şimdi bütün bunların hepsi sizde bir işe yarıyordu. Bu kız da acaba hani fikirleri farklı diye mi İşe yaramadı, hiç anlamadım ben. Nasıl yani? Ha şimdi ne bileyim, şimdi bu kızın kafa yapısı farklı. Belki diş yapısı da farklı. Nereden biliyoruz? Yoksa... Aa, yaraması lazım. Zeytin. Zeytin var ya, kesin işe yarardı. Ben adım gibi eminim ama yaramadı. Sakız deresi bakalım. Ya tamam, ya tamam. Allah Allah. Hanımlar, bu güzel gün için size çok teşekkür ediyoruz. Yayınla ve yapımda emeği geçen herkesi tabii yapım ben oluyorum. Çünkü fikir bana aitti. Evet, gerçekten çok güzel bir gündü. Ay ama yani gerçekten kola sürüp de böyle güneşlenmek çok zekice bir fikirdi. Ergun abi, süper. Evet, çok iyi yandı. Yani biraz da boyu olsa aynı Kerim Abdülcabbar, değil mi kızlar? Affedersin. Ay, ben gidiyorum. Güzelcim görüşürüz. Ay Nazlıcığım, çok sağ ol davet ettiğin için. Ay rica ederim. Hadi görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Önümüzdeki hafta bir daha gitsek mi denize? Önümüzdeki hafta sınav var. Tamam, ondan sonraki hafta? Olabilir. Vallahi bu kadar eğleneceğimi hiç tahmin etmemiştim. Ben de. Tamam o zaman, bir sonraki hafta. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşlanıyor oğlum benden. Kesin hoşlanıyor benden. Ergun, bu denize gitme fikri gerçekten çok güzeldi ha. Aferin lan. Aaaan! Affedersin. Vallahi bilerek yapmıyorum, kusura bakma. Manyak! Kim dedi sana öyle saatlerce güneşin altında yat diye? Söyledik sana, yanacaksın dedik bak. Allah Allah. Tamam abicim, tamam. Sana ne? Sana ne? Ay öldük gülmekten, öldük. Vallahi gülmekten öleceğim. Ölürken seni yanına götüreceğim ha. Ayna var mı Ali? Kendini bir görsen, ıstakoz gibisin. Yengeç gibisin, kızarmış. O denize girme ne öyle böyle? Ya tam yengeç oğlum be, yan yan giriyor. Balıklama dalma. Boynunu kıracağım, boynunu. Geleceğim şimdi yan yan. Geleceğim yan yan. Tamam be oğlum, bozulma hemen. Eve git, annen yoğurt sürsün. Biraz rahatlarsın. Ben şu an en mutlu anımdayım abicim. Ben de şu an en iğrenç anımdayım abicim. Ergun, babam da diyor ki Almanya'ya gideceksin diyor bana. Bak, ben Gülden'le bu kadar yaklaşmışken Almanya'ya gider miyim ha? Gider miyim? Yok oğlum, gideceksin. Başka yolu yok. Allah Allah ya. Ben pasaport için gerekli her şeyi buraya yazdım. Bak savcılıktan sabıka kaydı lazım. Noter tasdikli nüfus fotokopisi lazım. Bak, bak. Ondan sonra ikametgah senedi lazım. Bir de şey var ya bizim, şipşak, şipşak filmi. Ha, git orada 2-3 tane de fotoğraf çektir, yanında bulunsun. Tamam mı? Git sonra pasaport için başvur. Babacığım gitmeme gerek yok. Ben iş bulacağım, söz veriyorum. Ya sen iş bulsan ne olacak? Yıllardır çalışıyorsun, ne oluyor ya? Allah Allah.
Ya Almanya'da iyi para veriyorlar mı zaten? Görmüyor musun Almancıları? Hiçbirini görmedim ya. Yazın geliyorlar adamlar, altlarında arabalar. Arabalarla geliyorlar, arabalarla gidiyorlar. Hediyeler getiriyorlar herkese ya. Sen yıllardır ne uzuyorsun, ne kısalıyorsun. Şöyle bak, al şunları yaptır, sinirlenme. Sinirlenme, çok sinirlenme. Babam haklı. Senelerdir ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz. Tabii. Yüküm ben bu evde. Ay öyle mi dedi baban? Sen de lafı... Ya nasıl? Ne dedi? Ne dedi? Tamam bak. Gitmemen için tek bir şansım var. Bak söylüyorum yani istersen gitmeyebilirsin. Neymiş o? Evlenmek. Yani diyorum ki hani bulalım bir kız. Bak söylüyorum hemen bulalım isteyelim olsun bitsin. O zaman gitmezsin ki. Tamam. Tamam. Evleniyorum. Gerçekten mi? Evet. Ay, çocuklarından bir tanesi evleniyorum dedi. Ay kabul et Allah'ım. Hay sana şükürler olsun yarabbim. Tamam ben o zaman hemen gidiyorum. Nurten'le konuşuyoruz. Kız ayarlıyoruz. Dur dur vardır. Sen dur vardır. dur anneciğim telaş etme. Sen merak etme kız hazır. Ha? Aha. Gerçekten. Ha kim? Kim o kız? Kim o? Kim sen? Oğlum saçmalama, abuk sabuk konuşma. İki plaja gittin, iki güldük, eğlendik diye evlenme teklif edilir mi cırt diye kıza ya? Edeceğim ya, edeceğim. Allah yoksa Allah. Babam beni direkt Almanya'ya gönderiyor. Düşünebiliyor musun yani? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok abi. Edeceğim. Allah'ım sen bize yardım et. Bu adam ciddi ya. Ya Ergun ben yapamam Almanya'da falan. Yol bilmem, dil bilmem, iz bilmem, yordam bilmem. Hem güldensiz bir hayat. Ya, mümkün değil. Vallahi ne diyeyim? Yani inşallah kabul eder. Biraz sonra edeceğim vallahi yani artık. Yapacak bir şey yok yani. Gelsin diyeceğim böyleyken böyle diyeceğim yani. Nasıl diyeceğim onu da bilmiyorum ama söyleyeceğim yani. Yani önce teklif edeceğim. Pardon önce açılacağım ben ona. Ondan sonra da evlenme teklif edeceğim. Ne yani ilk buluşmada ikisi birden olmuyor mu? Vallahi olur tabii olur da. Yani biraz şıpın işi olur. Ergun kaç yıldır peşindeyim ben bu kızın. Şıpını mı pını mı kalmış abicim ya. Zaten açılmama gerek yok ki. Kendisi de biliyordur herhalde artık yani. Tamam kazanılma tamam. Hemen coşma öyle. Hemen kanatlanma dur. Ya Ahmet. Hah. Oğlum beni biraz kaşısana ya. Ne yapayım? Ya Allah Allah. Dünyanlık ya oğlum. Gerim gerim gerildi sırtım. Yalnız kabardı çok sert kaşıma. Tam orta bak tam orta. Acı acı bak. Acı acı. Hiç kaşıyamam abicim. Kız gelirken benim senin sırtını kaşırken beni görmesin. Ya ben mi diyorum abi. Sana o kadar yan diye? Bir de kola sürüyorsun Ergun ya. Ya kakao yağı alalım demedim mi ben? Kakao yağı alalım demedim mi? Hayır yani ihale bana... Dur tamam kapatamadım. Ya ne yapıyorsun? Of acı acı yanıyor, acı acı yanıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Acı acı kaşınıyor, acı acı. Ne yapıyorsun? Aa Gülden geliyor. Aa! Ne haber? Merhaba. Gülden. Efendim? Nasılsın? İyiyim sen? İyi. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacağız işte. Konuşacak söyleyeceklerim var. Pastaneye geçelim mi böyle ayaküstü olmasın? Lütfen pastaneye. İyi. Tamam. Abi. Abi. Yavaş yavaş. Sami abi ne haber? Hoş geldiniz. Sami abi ne yapıyorsun ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Şöyle geçelim mi? Neymiş bu kadar önemli olan? Bir oturalım, anlatacağım yani, söyleyeceğim. Lütfen. Buyur. Baba,
Babaannemle annem yukarıda yine tartışıyor. Bir bak istersen. Ya gene mi be ya? Yetti be ya. Yetti vallahi. İntihar edeceğim bunların yüzünden. Çekil. Nazlı. Şimdi ben işe güce kafamı veremiyorum vallahi. Beni dinle, bir şey söyleyeceğim. Şimdi abin dedi ya, evleneceğim dedi de. Ama kimle olduğunu söylemedi sakın bu. O süslü Gülden olmasın. Ay anne, herhalde Gülden. Başka kim olabilir? Nasıl canım? Allah Allah! Ne ara gitti, evlenme teklif etti de o da kabul etti de böyle emin emin konuşuyor kendinden canım. Ay, bilmiyorum valla. Ben şu anda ders çalışıyorum. Lütfen beni ilgilendirmiyor yani. Ya bu kadar önemli şeyler varken senin de ders çalışman yani. Anne, pazar günü sınava gireceğim ben. Benim için şu anda en önemli olan şey ders çalışmak. Hayır efendim, sizin için en önemli olan şey evlenmeniz. Hayır, sınav. Hayır, evlenmeniz. Neyse şimdi bana bak. Ya bu Gülden değil mi o? Ha? Sen bana söyle bakayım, Gülden değil mi? Anneciğim, daha abim kıza açılamadı bile. Nerede kaldı evlenmek yani? Ben biliyorum. Hele bir onunla evleneceğim desin. Bak onunla evleneceğim desin, sen gör. O zaman ben onu vallahi billahi... Daha baban göndermedi onu Almanya'ya, postalamıyor muyum ben? Ay, ay anne ya, of ya. Vallahi ben içeri gidiyorum ya. Beni ilgilendirmiyor. Sen ne yaparsan yapabilirsin. Bana sınavda matematik soracaklar anne. Türkçe soracaklar, tamam mı? Ben burada oturup da abimin mürüvvetini konuşamayacağım yani. Aa, niye? Abinin mürüvveti de böyle matematik problemi gibi oldu. Allah'ım, şaşırdılar beni be. Dün ne kadar güzel vakit geçirdik değil mi denizde? Evet, geçirdik. Ne olmuş? Şey ya, yani çok anlamlıydı bence. Ahmet, denize girmenin nesi anlamlı Allah aşkına? Hava sıcaktı, denize girdik, serinledik, eve döndük işte. Hayır yani... sanki... birlikte hani... vakit... iyi vakit geçiriyoruz sanki ha? Yani... Evet yani ben Nazlı ile çok iyi vakit geçiriyorum. Gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ah, keşke üniversite sınavında da yanımda otursa da kopya çekebilsem ama. Ben senin yalnız başına da o sınavda çok başarılı olacağına inanıyorum. Sağ ol. Rica ederim. Denize dönecek olursak yani o Mesudanlara. Ahmet, taktın sen de denize ya. Nurten, çok acil. Hemen derhal bir kız bulup Ahmet'i evlendirmemiz lazım. Aa, kız Rukiye abla, sen de bir hoşsun ha. Bakkaldan alınmıyor ki bu. Vakit lazım canım böyle şeyler. Vakit yok. Vakit yok anacığım. Vakit bitti. Gidiyor çocuk. Ay, nereye gidiyor çocuk? Almanya'ya gidiyor. Hadi onu geç. Ay, o süslü Gülden'le evlenme tehlikesi var. Gülden'le mi? Ay Rukiye abla, kız alimsin. Ay. Hayırdır Nurten abla, niye o kadar güldün öyle? Kız bırak Gülden'le evlenmeyi, evlenme bile teklif edemez diyeyim ben size. Ne? Neden canım? Allah Allah. Ben istemiyorum bir kere o kızı. Yoksa benim oğlum çatır çatır evlenme teklif eder de. Beni buraya eğleyip durmak için mi çağırdın? Hayır. Gülden, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ki. Biliyorum. Neymiş? Bak Ahmet, birlikte plaja gittik diye hemen yüz bulma, tamam mı? Dediğim gibi sadece Nazlı'nın hatırı için geldim ve sandığın kadar da eğlenmedim. Eğlendin, eğlendin.
eğlenmedim. Ahmet, ne sanıyorsun? Yani senle iyi, beraberken çok iyi vakit geçirdiğimi, çok mutlu olduğumu falan mı? Yalan mı? Ahmet, saçmalama. Yani ben sana dostça davranıyorum diye şımarmana gerek yok. Bak ama kendi ağzınla söylüyorsun. Ben sana dostça davranıyorum diyorsun. Demek ki sen de... Ahmet, saçmalama. Bak, sana arkadaşça davranmaya çalışıyorum, anladın mı? Çünkü ben seni arkadaş olarak görüyorum. Sen benim dışarıdaki yüzlerce arkadaşımdan farklı değilsin. Bak Ahmet. Ahmet, benim bir sevgilim var, tamam mı? Küsmüştük. Bir süredir görüşmüyorduk ama şimdi barıştık. Öyle durmuyordu. Ahmet, ya sana her şeyi anlatmak zorunda mıyım? Hayır. Nasıl tabii? Bir tezeni ben seni... Yeter Ahmet. Daha fazla duymak istemiyorum. Bak Ahmet, gereksiz hayallere kapılma, tamam mı? Çünkü bu aramızda ne düşünüyorsan o şey olmaz. Bu imkansız. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdinle yorulmuşum. Güleme sevgilim, ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Anne, ben karar verdim, Almanya'ya gidiyorum. Ahmet abi, sen hiç merak etme. Almanya yok, ben seni hazırlayacağım. Zupa olacaksın. Oraya gittiğin andan itibaren Alman'dan hiçbir farkın olmayacak. Sağ olasın Şahinci. Şahin. He? Oğlum, senin bir şey öğretebilmen için önce öğrenme yeteneğin olması lazım ya. Sana aylardır şu masada geğirmemeyi öğretemedik ya. Geğirme. Ama işte bunlar çok normal ya. Ahmet abi, Almanya'da serbest. İstediğin zaman, istediğin yerde rahat rahat gazını çıkartabilirsin ha. Allah Allah, ne biçim şeyler onlar? Yemek yiyoruz. Ya anne dur bir dakika ya, bir saniye. Şahin hazır anlatmaya başlamışken bana da anlatsana. Belki ben de giderim Almanya'ya. İyice çıkarma, iyice çıkarma. Yemini ye, iyice çıkarma da. Paparayı isteyen var, ben alıyorum. Ya ben de istiyorum ya. Çok güzel bu papara, muhteşem bir şey. Şişt, Ahmet abi. Yalnız sana ben şunu söyleyeyim. Almanya'da papara falan yok ha. Hep patates. Sabah, öğlen, akşam hep patates. Ekmeği bile patates yapıyorlar ya. Ay. Fehmi, benim de gitmem lazım demek ki. Bak çocuk aç kalacak orada. Ya anne dur, sıraya gir önce ya. Sırada ben varım. Hay yani böyle iki ay falan bir turist gibi gitsem, abimleri de görsem. Ya Rukiye, icat çıkarma ya. Bugün otobüs bileti sordum Almanya'ya. Dünya parası ya.
Ay abim o kadar yolu otobüsle mi gidecek baba? Gideriz be gülüm. Bizi buralardan uzaklaştıracak bir araç olsun da otobüsle gideriz. Ahmet abi, otobüste bir buçuk gün sürüyor he. Otobüsten iniyorsun, bel fıtığı, boyun fıtığı, bütün fıtıklar olacaksınız. Bana bir şey olmaz. Ben sporcu da olduğum için dayanırım yani. Ben gideyim Almanya'ya be. Ha baba? İyice çıkarma. İyice çıkarma. Önündeki yemini iyice çıkarma. Sofrada bu kadar konuşulmaz, iyice çıkarma. Sen hem iyice çıkarma hem geğirme. Görsene ne? Yok be. Öküz o ya. Vay Sami abi, ne yapıyorsun sen? Aynı Bebekir, sen ne yapıyorsun? Neydim ben de aynı. Bana bak, heh. Dükkana televizyon kuracaksan değil mi? Televizyon mu? Niye be? Ne demek niye ya? Avrupa Şampiyonası maçı için eledememiş miydin sen? Ha dedim Bekir ama gelen olur mu ki? Gelen olur mu ne söz Sami abi? Niye gelmesinler ki? Ya neden olacak Bekir? Herkes kendi evinde izler be. Evde maç? Evet. Vallahi hiç zevkli olmuşsun. Hanımdı, çocuklardı. Televizyonun önünden zaten zırt pırt geçirler. Evde televizyon seyredilir mi, maç seyredilir mi ya? Ne kadar doğru söylüyorsun ha. Sanki yol yok. Herkes onun önünden geçiyor. Doğru. Bak, ne kadar doğru söylüyorsun. Evet. Sen televizyonu dükkana kur. Sen televizyonu bir kur. Bak nasıl para kazanacaksan. Vallahi paraya para demezsen. Niye diye bir sor. Hadi ya. Niye? Çünkü Avrupa Şampiyonası maçı var. Zaten 4 senede bir gelir. İyi. Ne olacak göreceksen. Herkes gelip oturup seyredecek maçı. Doğru diyorsun ama ben de evdeki televizyondan başka televizyon yok. Olmasın canım, ne var ki? Kısa bir süreliğine. Yani maç izleyecek o kadar. O eyle indir aşağı, millet seyretsin. Vallahi beni parçalarlar ha, söyleyeyim. Hele bunun kılığına, hele sıfatına. Ya sen kılıbık mısın? Evin reisi sen değil mi sen? Evet. Onlara ne olur? Evet, evin reisi benim. Doğru dedim, benim. Efendim anacığım. Haydi artık gir içeri, saat kaç oldu haydi. Tamam ana, geleceğim. Tamam geleceğim. Allah Allah, gelmeden peşin çık yukarı tavana. Düzeltir televizyonu, kayay büyüle kayay. Bakamay maç gemisini. Tamam, onu da halledeceğim hani gelir ki. Hiç merak etme sen. Haydi. Vay Fatoeze, aşk gemisini mi seyredin sen? He. Senin ağzın yüzen kurban olayım, ögünde öleyim. Nasılsın, iyi misin? İşte, ayaklarıma gri biraz. İyi olurdum, iyi olurdum ama olsaydı isla bir gelinim iyi olurdum. Ama nerede şimdi eski gelinler? Olsaydı isla bir gelin koyardı ayağıma bir isi su torbası. Tamam sen gir içeri, tamam gir. Halledeceğim ben hepsini, gir. Konuşma sen fazla. Çık yukarı hadi düzelt televizyonu. Tamam geleceğim, geleceğim. Tamam şey yapmışım. Yeter be, ayret bir şey. Tamam geleceğiz dedik işte değil mi? Ya vallahi artık bende de bu antenden olsun istiyorum ha. Böyle sağa sola çevireyim her şey netleşsin. Bekir beynim uyuşmaya başladı artık. Kaynıyor Bekir. Vallahi bak beynim kaynıyor artık Bekir. Kendim kaynıyor Bekir. Bak 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 bak. Dağ gibi adam yazık ya. Gelin kaynana arasındaki kavgada kalmış. Vallahi anarşiden beter. Ulan bu Sami'ye ben çok üzülmeye başladım. Ahmet abi, sen yaşadığını Almanya'da bütün televizyonlar renkli. Bir kanal da yok, çok kanal var ha. Önemli değil Şahin'cim. Ben zaten Almanya'da televizyon seyretmeyeceğim. Dışarı çıkıp rahat rahat dolaşacağım. Bebe. Şimdi bu bana mı laf değdiriyor? Yok babası, olur mu hiç öyle şey? O şey diyor, anarşi yok ki orada. Böyle çıkıp rahat rahat dolaşırım diyor. Değil mi canım? Ya siz endişelenmeyin ya. Rahat olun. Ahmet abi, bizim orada Almanya'da Türk mahalleleri var. Burada kahveler var ha. Taramıyorlar da ha. Rahat olun yani, sakin. Ne güzel.
Sen pasaport işini ne yaptın, pasaport işini? Yaptırdım baba, evrakları toparlıyorum. Yarın başvuracağım. Ay ne oldu da değiştin sen be çocuğum ya? Efendim? Efendim? Ay yok, şimdi gidiyor ya. Ben üzülüyorum öyle, içim şey oldu. Ondan öyle oldu öyle. Ya Rukiye, senden de çekeceğimiz var ha. Sen bu askere gittin de 3 gün ağlamıştın ya. Öf ya, ya insanı alarmıyor, askere gidiyor işte bu da çok komik ya. Şişt kuzen! Ha? Ne yapıyorsun, halt ya? Ellem onları. Sen mi yaptın lan bunu? Ha, ben yaptım. Mahalledeki çocukluğa dön gördüm. Mahalledeki çocuklarla mı oynayacaksın bununla? Ne istiyor? Berini vuracağım. Kimi vuracağım? Egun abinin çırağı. Yani Egun plak çırak. Neden? Neden? Çünkü bana sapan çekti. Bana sapan çekti! Dur lan, sapan mı çekti sana? He, sapan çekti. Böyle kuş lastikli sapanlar var ya, onu çekti bana. Ulan ne belalı adamsın be. Durduk yere şimdi başını belaya mı sokacaksın Allah aşkına ya? Bana sapan çekemez. Biliyor musun neden yaptı bunu bana? Elvan'a bakıyor diye. Elvan'a bakıyor ya. Sen nasıl olur da Elvan'a bakarsın? Sen kimsin Elvan'a bakıyorsun? Elvan'a mı bakıyor? Elvan'ı mı seviyor lan? Gerizekalı işte. Elvan ona bakar mı? Ama sen de o. Ben ona yapacağımı gayet iyi biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bana bak, yalnız uçların çok sivri yapıyorsun. Vallahi birinin gözüne gelecek, kaşına gelecek, bilmem kaba... Omzuna gelecek, vallahi başın belaya girer ha. Merak etme kuzen. Ben onu biliyorum ne yapacağımı. Nereye nişan alacağımı gayet iyi biliyorum ha. Hareketi bile korkuttu, düşünsene. Onu atsam böyle, nişan alsam var ya, ne korkarım ya! Bağırma lan! Antipatik! Simit ya! Simitçi! Çaya simit, kahvaltıya simit, simit! Çaya simit, kahvaltıya simit, simitçi! Ay simitçi! Kardeş, 2 simit koyar mısın sepete? Tabii abla. Afiyet olsun. Sağ ol. Taze poğaça verelim yenge. Kahvaltı da iyi gider ha. Ay vallahi kız Sami abi, kusura bakma. Şimdi çocuklar simitçiyi duyunca simit istediler. Ha, illa bağırmak gerekiyor yani. Ay ne dedin? İyi yaptın yenge dedim, simit almaktan. Afiyet olsun dedim. Ne kadar güzel olmuş dedim. Sağ ol. Aha. Sen sivil olmayacaktın. Ben o sepete senin dişlerini koyardım ya. Efendim Sami bir şey mi dedi? Evet dedim. Dedim nerede kaldı dedim bu adam. Bak herkesin gözü balkonda gelse dedim. Simitleri al. Dedim bu ses bir dedim ne kabilen tercihe benziyor gene. Şöyle mahallede bir türkü patlatsa, şarkı patlatsa. Günaydın Sami. Allah canını almışsın senin ayağı. Niye öyle bekçi bekir gibi arkamdan geliyorsun? Hırt 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 konuşuyorsun. Ödümü kopardın. Vallahi korkutmak istemediğim. Ama korkuttun. Özür dilerim. Korkuttun. Tamam korkuttum. Ben de korktum ama sen öyle deyince. Korkuttun ama. Bir çay içeyim. Bak bağırma, hala yapıştıracağım şimdi süpürgeyi, korkuttun. Tamam söyle deyince ben de korkuyorum. Tamam hadi gel çay içelim. Sen bugün Ahmet abi. Ne yapıyorsun buradasın ya? Şahin ne yapıyorsun? Sabah sabah kulağımın dibinde ne bağırıyorsun be oğlum? Evet, Ahmet abi. Almanca öğrenmeye başlayabiliriz. Ah. Ben söyleyeceğim. Ben Almanca falan öğrenemem Şahin'cim. Ah.
Yok yok Ahmet abi, ben söyleyeceğim, sen yazacaksın işte. Hadi bak. Şahin'cim istemiyorum. Ahmet abi, yapmak zorundasın. Aa, ne yapıyorsun Ahmet abi sen ya? Ya bunları bilemezsen rezil olursun. Temel şeyleri bilmen yeterli. Neymiş o temel şeyler Şahin? Heh, mesela Almanya'da selamlaşmak çok önemli. Sehr schön. Çok dikkat etmen lazım. Tanısan da insanları, tanımasan da selam vermek zorundasın. Bak şimdi, ben üzülü. Ben yolda yürüyorum da. Yürüyorum yolda, ben yürüyorum. Oo, wie geht's? Tanımıyorum. Oo, was machst du hier? Gene tanımıyorum. Ama bunlar işte önemli Ahmet abi. Ya o selamlaşmayı falan biliyorum. Hello. Was? Hello. Ya senin Türkiye'den geldiğin belli olur Almanya'da. Hello ne ya? Hello. İnce. Hello. Ya ben ne yapayım Şahin? Almancanın kendisi kaba. Nein, nicht işte ya. Hello. Mesela, wie geht's? Ha? Çok önemli mesela. Wie geht's? O ne? İşte wie geht's? Nasıl gidiyor demek yani. Ha. Almanya'da Fräulein'ler çok var Ahmet abi. Mädchen'ler falan böyle. Sen hiçbir şey demiyorsun ya. O sana geliyor. Bak şimdi. Ben mesela Mädchen, Fräulein'im yani kadınım. Seninle tanışmak istiyorum. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok Ahmet abi ya. Yapsan yeterli. Bak şimdi. Hallo. Ich bin Marian. Wie geht's dir? Ha? Maria. Ja, ich bin. Maria. Ja. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim, bu bir. Benim Türkiye'de çok sevdiğim ve ömrümün sonuna kadar seveceğim bir başka kız var. Bu da iki. Bu nasıl söyleniyor Şahin? Das ist für mich egal. Ya Ahmet abi sen ne yapıyorsun ya? Kız senin ayağına kadar gelmiş. Senin dediğin lafa bak ya. O ne diyor? Ha, mein Liebe, mein Herz ist in Türkei. Aman brede. Aman brede. Aman brede. Deryalar, kanlıca deryalar, biz delikanlıyız. Sami! Allah! Gözümü kopardın Hayati! Korkuttun beni! Sen öyle bağırınca ben de korkuyorum. Ama ben daha çok korktum Hayati. Pardon, özür dilerim. Ama korktum Hayati. Anlıyorum da işte ben de korkuyorum. Ne vardı Hayati? İran'a gidiyorum mal götürmeye. Bir şey istiyor musun diye soracaktım. Yok, istemiyorum. Ne isteyeceğim ben İran'dan Hayati? Halı istenir. İpek dokuması istenir, cam işi, gümüş işi istenir. İstenir ama ben istemem. Çünkü istersem onlardan iki tane istemem lazım. Bir tanesi anama, öbürü de anıma. Vallahi almazsam da evde savaş çıkar, çıngar çıkar. İyi, sen bilirsin. Şşş, Hayati. Sen nasıl gidiyorsun orada be? Savaş mavaş yok muydu? Nasıl gidiyorsun be? Savaş daha tam başlamamış. O arada gider gelirim ben. Bölgesel çatışmalar var. Sende var ya, acayip cesaret var Hayati. Helal olsun vallahi. Böyle zamanda gittiğimiz için iyi para veriyorlar. Vallahi mı? Vay be. Sami. Sami. Efendim anacığım. Git bana domates al. Tarhana yapacağım. Git bana domates al. Başlayacağım şimdi tarhanamıza. Alırım anacığım. Tamam, domates alırım sana. Hiç merak etme sen. Gelin gelin değil ki. 10 gün beklenir mi domates ha? Bir tarhana çorbası yapacağım. 10 gün bekleyin. Ah ah. Susayım ben. Ama ülem de kurtulam. Ama niçin ben ülem? Ülsün o. Hadi git bana domates al. Çabuk. Tamam, alacağım merak etme sen. Hayati götür beni. İyi, nereye götüreyim? İran'a. Varsın savaş çıksın, önemli değil. Ben daha büyük bir savaşın içindeyim burada. Ne savaşı içindesin? Ne demek ne savaşı be? Gelin kaynana. Ha? Korkuttun Hayati ya. İyi, ben de korkuyorum öyle. Ama ben daha çok korkuyorum ya. Ama sen korkunca ben daha çok korkuyorum. Ben senden daha çok korkuyorum bir kere. Pasaportun var mı? Yok. Ben iki tekerin arasında sıkışır giderim. Kaçak götüreceğim yanayım. Evet, olsun. Ben ona da razıyım. Götür, tamam. Hay Allah. Poğaça çok güzelmiş. Evet, ben yaptım.
Eline sağlık. Önemli değil. Demek İran'a gelmek istiyorsun. Bağırma hayatı, vallahi şimdi süpürgenin tersiyle yapıştıracağım ha. İyi, tamam, tamam. Sesim çok çıkıyor, pardon, özür dilerim. Bir çay daha alabilir miyim? Al, de orada, hadi git. Aman birader yağlar, kalmayacak ne yağlar, biz de şanlıyız. Ahmet abi, mesela bir tane gross markete gidiyorsun, tamam mı, Almanya'da? Almanya'da her yer gross markete. Gidiyorsun, bir tane gazoz istiyorsun, tamam mı? Bak beni izle. Cing. Kapıları böyle. Cing. Kapanıyor. Hallo, ich möchte eine Mineralwasser. Ya Şahin, bırak Allah'ını seversen ne marketi, gross marketi, ne gazozu, ne diyorsun sen ya? Tamam, o zaman başa alalım. O zaman ne istiyoruz? Bira, okey? Ha tamam, bak onu öğret. Tamam. Çünkü içip unutmam lazım. Bas, neyi unutacaksın? Her şeyi. Ha, oldu o zaman. Şimdi gross markete giriyorsun, tamam mı? Ben kasiyerim. Ben ne diyeceğim? Ne isteyeceğim? Ha, bira. Ich möchte ein Bier. Ha. Okey. Okey. Tamam. Hallo. Hallo. Ich bin Ahmet. Wow, sehr schön. Ich komme in Türkei. In Türkei? Ja. Wow. Türkei. Ich möchte ein Bier. Ein Bier? Ja. Natürlich. Ich möchte auch ein Bier. Bist du ein Fräulein? Ja, echt. Sehr schön. Wie geht's? Sehr gut. Und du? Voilà. Gut getanzt. Machst du, Ich? Ya du. Şahin, iyi misin oğlum? İyi misin abi? Ne oluyor ya bana? Ben hiçbir şey anlamadım ha. Paf oldum ben senin yüzünden. Oğlum söylesene, düzgün mü gidiyor burada? Konuşuyoruz kasiyerle. İyi ki bak, kırıtana kadar bir şey söyle bana. Ya düzgün mü söylüyorum, doğru mu söylüyorum? Doğru doğru ya, eski Almanya'da kız arkadaşım vardı, Suzan'la. Öyle karışıyordu biraz. Niye ben, ne oluyor bana ya? Selamünaleyküm Sami. Aleykümselam, hoş geldin 46'lık. Otur. Bana bir çay, bir de limonata Sami. Limonata mı? Evet. Ha, onu da te içindeki 46'lığa mı söylüyor makam? Evet. Ha, limonata kime? İçimdeki Basri'ye. Neden bakayım ona bugün limonata? Bu sabah bir uçurtmayı izledim uzun uzun. İçimdeki çocuk uyandı. Limonata ona. Sabah sabah ne uçurtması bu be ya? Ben de onu düşündüm. Bu saatte kalkıp uçurtma uçuran kişi ancak bir çocuk olabilir dedim. Çocuk için zaman önemli değildir Sami. Çocuk için sabah ya da akşam önemli değildir. Önemli olan uçurtmayı uçuracak rüzgardır. Ya sen ne anlatıyorsun sabah sabah? Hepten benim kafayı karıştırdın gene. Zaman, büyüdükçe uyumaya başladığımız, içine sıkıştığımız bir kavram. İşe gitmek, otobüsü, vapuru yakalamak, toplantıya yetişmek, sürekli bir koşuşturma, bir telaş. Hepsi bizim uydurduğumuz zaman kavramıyla ilgili. Ne yapayım ben o zaman şimdi? Tek kolumdaki saati çıkarıp atayım böyle. At Sami. Zamanın tutsaklığından kurtul. Tatile kışın git. Kahvaltıyı akşam yap. Gündüz uyu, gece çalış. Tövbe tövbe. Gece kim gelecek pastaneye? Bir tek Niyazi geliyor. O da yediğinin parasını vermiyor zaten. Çocuklar için zaman yoktur Sami. Çocuk ol biraz. İçindeki çocuğu dinle.
bakayım ha. Ben zamanla düzelir dedim ama kaynanam yaşlandıkça daha bir arttı benimle uğraşması. Ah, bugün de kendini sarkıttırıvermiş. Ah, bir ölem de kurtulam gelinden diye bağırıveriyordu. Sus sus, duydum, duydun. Ay, söyle bakayım. Ben mi haklıyım şimdi? Evi terk etmeyeyim de ne yapayım ben? Ha? Yule, ev terk etmek falan deme şimdi zaten. Canım sıkılıyor. Of, of. Ahmet Almanya'ya gidiyor biliyorsun değil mi? Ay, beni de alsa yanına. Ha? Dünyanın en güzel ülkesi. Kaynanamdan en uzak olan ülke benim için. Ha? Abi kardeşciğim, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne yapacak o çocuk orada? Gurbet ellerde. Özlemeyecek mi annesinin yemeklerini? Ha? Aynı kaynanamın kafasındasın Rukiye, kusura bakma hiç. Ha? Annemin yemekleri. Annemin ütüsü, annemin çayı çorbası 25 senedir başımı bek. Eh işte. Bırakın da azıcık gelinler yapıversin. Gelinler mi yapıversin? Hı. Ay orada Alman gelin de mi bulur diyorsun sen şimdi? Ay bulur mu bulur valla. Ay Rukiye. Ay yok yok yok. Aa bakalım Vasri. De bu da içindeki çocuğa. Vasri. De bak ben de içimdeki çocuğa limonata aldım ha. Ne güzel. İyi ettin. Artık içindeki Sami ile barışıksın. Yok. Ben barışık değilim. De benim anam olduktan sonra ben barışık değilim. Ya anam benim çocukluğumdaki gibi cama çıkıyor. Sami. Eve gel bakayım. Sami. Domates al bakayım. Sami. Bak. Salçalı ekmek yaptım. Ye bakayım. Sami sen terlemişindir sırtına. Avlu koyayım bakayım. Ya ben kocaman adam oldum. Sen acık rahat bıraksana beni. Evet. Acık rahat bırak. Bırak da o çocuk büyüsün acık içimde be ya. Bil bakalım ben kimim. Ya bak. De bu ses de hiç yabancı gelmiyor bana. De bu nari yüzücü vücutlu. İşte tanıdığım yok. Bak her yeri kas maşallah. Kim bilir kim? Acaba kimsin? Niyazi! En sevdiğin insan. Kolay gelsin Sam abi. De bak işte Bahsi. İçi çocuk dışı çocuk. Ne bu işte ha? Tamam abi. Sende fazla masa sandalye var mıdır acaba? Neden? Ne yapacaksın? Sam abi. Ev tuttum ya. Bazı eksikleri var haliyle tabii. Neden? Bit pazarın bura. Ya Sam abi, mesela şu sandalye. Bence hakikaten dükkanı dar gösteriyor. Ahengini bozuyor ya. Değil mi Elvan? Yani ben sizin için söylüyorum Sam abicim ya. Hani dükkan kötü gözükmesin diye söylüyorum. Bu sandalye benim olsun. Dokunma benim sandalyelerime. Dokunma benim masalarıma. Dokunma benim pastanemin ahengine. Vallahi Sam abi. Çok cimrisin ha. Cimrilik dalında Oscar verseler var ya. Dört tane arasın, dört. Hatta beş, beş. Bir çarparım beş kardeş görsün ha. Bir de içimdeki çocuk çarpar. Tamam ya. İki, iki, iki. Dokunma sandalye. Bak şimdi Ahmet abi, bunun Almancası da şöyle. Du sagst mir oder was? Nein, ich sage nicht die. Okay. Das ist schön. Aber wenn du tamam sag... Şahin, yeter abicim ya, yeter. Bu kadar Almanca bana fazla. Vallahi bana da fazla, hiçbir şey almıyor kafam burada ha. Şahin. Şahin kapıya bak. Kapıya bak, Almancası öffnen Sie die Tür. Öffnen Sie die Tür, Şahin hadi. Nein işte, yanlış kullanıyorsun. Ya Şahin öffnen kapıya Sie... bak. Nazlı. Öffnen Sie die Tür. Nazlı değil, sen bak. Ha, ich öffnen Sie die Tür. Ya Şahin şu kapıya bak sen! Tamam ya, bakıyorum. Ich öffnen Sie die Tür. Ya hadi! Merhaba. Merhaba. Nazlı yok mu? Heh, Nazlı. It's here. Çalışıyor. Gel Güldencim, buradayım.
Ahmet abi, bak şimdi Ahmet abi, Almanya'ya gittiğin zaman ilk işi çok önemli ve bak ilk tamam, yapacağın iş. Tamam. Ben Almanya'ya gidince Şahin, yapacağım ilk işin ne olacağını çok iyi biliyorum. Yani dayınları ziyarete gidiyor. Yok, yani temelli gidiyor aslında. Herhalde 2-3 yıl kalır. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Çalışmaya gidiyor. Hayırlı olsun canım. Neyse, çalışalım biz. Sabah Çağatay'dan bir şey duydum, doğru mu? Doğru. Ah, nasıl doğru ya? Manyak mısın oğlum? Ne yapacaksın Almanya'da? Buluruz bir şeyler. Ah, oğlum bana bak, Gülden yüzünden eğer... Bana Gülden deme. Ne diyeyim, Mücella yüzünden mi? Süheda diyeyim. Ne, Ebru mu diyeyim, ne diyeyim? Her gün bir şey deme. Sen de durma, kaşımaya devam et. Ortaya aşağı, aşağı, sol. Dur. Orası. Şimdi yüklen. Soymadı. Tırnaklama oğlum, tırnaklama. Devam. Nazlı ya. Pazar günü sınava giderken ne yapacaksın? Nasıl çıkacaksın evden? Ay işte erkenden uyanıp çıkacağım. Ne yapayım Gülden? Annem de bir şeyler uyduracak. Bak, abinden korkuyorduk. O da Almanya'ya gidiyor şimdi. Ama sınavdan sonra gider herhalde o. Nazlı. Niye gidiyor abin? Ya önce aslında babam zorlamıştı ama sonra kendi gitmek istedi. Anladım. Kendi istedi. Kendi istedi. İyi. Hayırlı olsun abin için yani. Ya biz bu kitabı falan açtık ama Nazlı ya, bugün çalışmasak ne dersin? Bir yerde okumuştum, sınav yaklaşırken çalışmak hiç iyi değilmiş, kafa almazmış. Ya. Oğlum bambaşka bir yer orası. Ne demişler, her havuzun dibi aynı. Almanya'dan bahsediyoruz be oğlum. Orada bu Türk kahvehanelerini bulabilecek misin? Şu tadı güzel pastanesinin tadını alabilecek misin? Ya hepsini geçtim. Burada içtiğin o tavşan kanı demli çayı içebilecek misin? Lan çayından da geçtim. Kuru fasulye pilav bulabilecek misin? Alman tereyağıyla yapılmış yemekler. Sarı sarı kaba kaba adamlar. Ne yapacaksın orada ya? Oğlum orada milyonlarca Türk var ya. Kahvehane de var, Türk lokantası da var. Bu dediklerin hepsi var. Ha, buradakiler önemli değil diyorsun. Önemli olan Türk olsun da diyorsun. Benim arkadaşlarım olmasa da olur diyorsun. Ben orada yalnız kalsam da olur diyorsun. Ama ben de şuraya yazıyorum. Ergun Plak'tan bu dünyada bir tane var. O da bu dükkanın tam önünde oturuyor. Haberin olsun. Amma üzüldüm be Ergun be. Gel seni de götüreyim Almanya'ya. Allah Allah. Abuk sabuk konuşma ya. Ciddi bir şey söylüyoruz burada. Kız çocuğunun tekine bozuldun diye tuhaf tuhaf kararlar alıyorsun oğlum. Kızla ilgisi yok Ergun. İşsiz kalınca babam zorladı. Haklı adam bir yerde, ne yapsın? Koskoca adam böyle işsiz güçsüz evde oturur mu ya? Değil mi? İşsiz güçsüz evde oturmaya başladıysa ertesi gün Almanya'ya göçer. Ya oğlum delirdin mi sen ya? İşse iş, al sana iş. Gel buraya benimle çalış, ortak olalım dükkana. Yok ya, ne yaptın sen? Sağ ol da yani olmaz canım öyle şey. Sen şimdi düzenini kurmuşsun falan. Sağ ol yine de, ben gideyim, en iyisi bu. Hem biliyor musun oğlum, Şahin'in söylediğine göre Almanya çok güzel bir yermiş. Hele, hele şunun anlatışına. Ya çıldırtma beni ya. Ein, mein, zwein. Sarı sarı kaba kaba tipler. Sanki bir... Merhaba Ahmet. Merhaba Gülden. Hayırlı olsun. Almanya'ya gidiyor musun? He, gidiyorum. Bir saniye.
Evet. Bana hani geçen gün pastanede bir şeyler ısmarlamıştın ya. Dün. Evet dün. Yani madem gidiyorsun ben sana ödemek isterim yani borçlu kalmayayım sana. Ya Allah'ını seversen onu mu düşünüyorsun? Ya lütfen. Öde bakalım. Borçlu kalma. Yay ve ok. Ha, ne yapıyorsun onunla sen? Beni kuş zanneden biriyle kovboyculuk oynayacağım hala. Güzel Allah'ım yarabbim. Almanya'da nasıl yetiştiriyorlar bu gençleri? Ay. Ya benim oğlum da böyle olursa, Ahmet'im de böyle olursa. Bak o türlere bir şey olursa, vallahi billahi gebertirim ben. Topla onları orada. Tamam oğlum, merak etme. Sen görürsün. Egun plak çırak. Mahvedeceğim seni. Ya sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Neden gidiyorsun Almanya'ya? Niye sordun? Sohbet olsun diye. Çalışmaya gidiyorum. Nazlı söyledi, baban zorlamış seni. Yok, alakası yok. Kendim istedim. Evet, tatlılarınız da geldi. Ha, Ahmet, daha ben sizi burada böyle sık sık görmek ne kadar güzel böyle. Bu son görüşün zaten Sami abi. Almanya'ya gidiyorum. Ha, öyle mi? Bak demek Fehmi abi fikrimi beğendi. Seni gönderiyor ha. Git tabii be, git. Para kazanırsın hem orada hem de sonra geldiğinde memlekete seni evlendiririz. Ev bakarsın orada bir tane Almancı bulursun. Ay, ay. Ben ona şey, o lafın gelişi diye şey ettiydim. Hadi afiyet olsun, ben gideyim artık. Babana direnemedin yani. Yo, alakası yok. Kendim istedim dedim ya. İyi. Bakıyorum bugün hiç eğilemiyorsun. İnsanın kafası net olunca... Bu gidişinin dünkü konuşmamızla bir ilgisi yoktur umarım. Yok canım, ne alakası var? İyi, yani aldığın bu tuhaf kararın nedeni olmak istemem. Hiçbir şeyin nedeni değilsin Gülden. Hem nesi tuhaf ki bu kararın? Orada çalışan milyonlarca Türk var. Tamam, milyonlarcası var işte. Sen niye gidiyorsun ki? Yani Alman ekonomisi seni mi bekliyor? Evet, Alman ekonomisi beni bekliyor. Alman ekonomisinin kalkınması için bir kişi eksikmiş. İyi canım. Bana ne? İyi. O zaman muhallebilerimizi yiyelim, kalkalım. Salak bu Ahmet ya. Vallahi saf salak ya. Bir kız çocuğu yüzünden ülkesini terk ediyor, Almanya'ya gidiyor. Delirdi bu ya. Yani ustacığım, Nazlı abla da seni istemese şimdi, sen de kalkıp terk etmez misin buraları ya? Ali'ciğim. Mehmet'im Ali'm. Sen niye böyle sınırlarını zorluyorsun oğlum? Sen niye böyle kendini aşan sorular soruyorsun? Macera mı seviyorsun sen? Heyecan, adrenalin mi seviyorsun sen? Ha? Ha yavrum? Sen niye böyle ölesin var senin? Ben anlamıyorum ki. Sen benim çağdaşım mısın, bana böyle abuk sabuk sorular soruyorsun? Ben senin arkadaşın mıyım oğlum, akranın mıyım senin ben? Pardon usta, pardon. Bu seferlik cevap veriyorum. Öğren niye? Reddediliyorum ama kaçmıyorum. Niye? Niye? Çünkü sonunda benim olacak, biliyorum. Kapış? Hı. Yaz bunları, yaz bunları. Yine de merak ediyorsan söyleyeyim, dünkü konuşmamızla alakası bile yok. Çoktandır aklımdaydı. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Ahmet.
dün sana bir şey söyleyecektim. Söyletmedim. Dün söyletmediğin için de bir daha asla duyamayacaksın. Sevgilim var dedin. İmkansız dedin. Yüzlerce arkadaşından birisin dedin. Tamam. Peki dedik. Biz de ona göre davranmasını biliriz. O kadar da aciz değiliz. İyi. Sana şunu vereyim o zaman. Yazmak için çok uğraşmıştın ya. İnsan en sevdiğini böyle terk eder mi? Sevginin büyüklüğü bazen ondan vazgeçebilmektir. Sana yeni hayatında başarılar Ahmet. Ben hesabı sonra öderim, olur mu Sami abi? Son bir hatıram var gitmeden sana. Bu son hatıramı al da öyle git. Bir kolye bu senden, bir eser bana. Eğer beğenmezsen kır da öyle git. Son bir hatıram var gitmeden sana. Bu son hatıramı al da öyle git. Bir kolye bu senden, bir eser bana. Eğer beğenmezsen kırda öyle git. İnciler yolun hep gözyaşımda. Boncu elması sabır taşımda. Zinciri armağan beyaz saçımda. Dilersen boynuna tak da öyle git. İncileri onun hep gözyaşımda. Boncu elması sabır taşımda. Zinciri armağan beyaz saçımda. Dilersen boynuna tak da öyle git. Dilersen boynuna tak da öyle git. Ne oldu kardeşim? Konuştunuz değil mi? Söyledin mi? Vazgeçtin değil mi gitmekten? Vazgeçmedim abicim. Gidiyorum. Hasbinallah. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ya güzel kardeşim ne oldu? Ne konuştunuz? Bir söylesene. Bir şey konuşmadık ya. Dün ben ona seni seviyorum demeye çalıştım. Evet. Diyemedim. Evet. O da az önce bana gitme demeye çalıştı. Hah. Diyemedi. Hayda. E böyle biz birbirimize bir şey diyemeden kaç yıl geçecek yani? Ya abicim birazcık sakin ol. Birazcık soğukkanlı ol. Biraz sabırlı ol. Biraz dingin ol. Dingin? Dingin. Dingin, dinik. Ağır, durağan yani. Sakin işte ya. Yapma abicim ya. Bir gün iyi, bir gün kötü. Ne ya böyle? Benim bünyem bunu daha fazla kaldırmaz. Ben kararımı verdim. Gidiyorum. Nereye ya? Pasaporta başvurmaya. Eyvallah. Ya oğlum bir dur. Hasbinallah. Hay anneni keseyim ya. İyi dinleme kimseyi sen. Dinleme. Dingin olma. Git dingil ol. Dingil ol orada. Hayret bir şey ya. Vallahi bıktım bu mahallenin aşklarından ha. Mülkiye teyze çok canım acıyor. Çok geçmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne yapacağız? Ay canım. Ay çok kötüdür o diş ağrısı. Ah ah ne yapsak dur. Doktora gitsek mi? Var mıydı senin SSK? Yok. Aman yok ben doktora falan gitmem zaten. Hem yemin etmiştim kendi kendime bir daha o dişçi koltuğuna oturmayacağım diye. Yok. Yok zaten SSK'n yoksa gidilmez şimdi çünkü dünya para isterler. Olmaz. Bak bakayım bana. Geçmedi mi hala dişin? Daha da arttı. Vay, rakılı pamuk mu koysak anne oraya ya?
Ne rakısıymış canım, Allah Allah. Ama dur, kolonyalı pamuk olur. Bak olur, dur. Ben getireyim. Çok kötü. Böyle hava alınca daha çok acıyor. Acır. Hava, of. Hava çok fena yapar bir şeyden. Kulağıma vuruyor. Of. Aslında var ya bak, onu böyle ipe bağlayıp kapı koluna, tamam, çektiğini vereceğiz. Olacak, bitecek ha. Saçmalama Çağatay ya, saçmalama. Hem kökü kalır, olmaz. Kızım bak, şu anda bu acıyı unutmak için başka bir acıya, başka bir ağrıya ihtiyacın var. Ne yapayım Çağatay? Kafama mı keseyim? Ya beyne giden sinyallerle oynamak lazım. Yani beyne başka bir sinyal göndermek lazım ağrımaması için. Saçmalıyorsun sen yine. Allah Allah, niye saçmalıyorum ya? Şu anda seni bir köpek kovalasa diş ağrısı, miş ağrısı aklında kalmaz. Aman, harika bir fikir yani. Tabii buna şok tedavisi diyorlar. Şok, şok tedavisi. Ben senin önerilerine yeteri kadar şoka girdim ama geçmedi. Geçmiyor. Onlar şok sözleri değildi. Tamam o zaman Çağatay, beni şoka edecek, şok edecek bir şey söyle bana. Seni seviyorum, sana bayılıyorum, seni çok istiyorum. Bunun şakasına ben şey yaptım yalnız. Bak, diş ağrısını şok, şok için şaka. Şoka yaptım ben. Nasıl? Şoka girdin değil mi? Nasıl cümleler ama? Seçim, bak şimdi bunu bir dene bakayım. Bir. Ne oluyor ya? Hiç. Evet. Biraz geçti. Ha, şok için söylediğim sözlerden değil mi? Çünkü onlar şaka. Şok geçirirsin diye şaka sözü onlar ha. Aklına çıkar kız. Bakma bana öyle. Yöresel mi Rukiye teyze? Kızım unut onlar. Ben anlamıyorum ki, nasıl, ne dedin de gitti kız öyle, diş ağrısı geçti birden. Nasıl git çocuğum oğlum? Ne dedin sen ona? Bir şey demedim anne ya. Demedim. Ben nasıl demedim onları ya? Kazanacağız dedik ya kadın. Hadi gir içeri. Biz ne seyredeceğiz peki? Ne demek ne seyredeceğiz? Sanki 10 tane kanal var. Bir tane kanal var işte. Onda da maç var. Hadi sen gir anamla nohut oyukla. Hadi bakayım. Hadi. Baba. Heh. Niye getirdin televizyonu? Neden olacak be? Avrupa Şampiyonası maçları izleteceğim. Hadi sen de boş boş dikirme, bir kağıda yaz. İtalya'dan canlı naklen maç yayını diye. Hadi bakayım. Ay baba, ilk defa duyuyorum yani. İlk defa duyacaksın. Çünkü ilk defa yapıyorsun da ondan. Hadi annenleşme. Hadi bakayım hadi. Bu akşam burası dolacak. Dolar mı dersin? Dolar be. Yani inşallah dolar yani. Yazayım ben o zaman hemen. Yaz, yaz bakayım hadi yaz. Çekoslovakya Batı Almanya. Bu Çekoslovakya 1976'nın şampiyonu değil miydi lan? Batı Almanya da ikinci olmuştu amirim. Zaten ondan bunu açılış maçı yapmışlar. Masaj yap, masaj. Helal olsun TRT ya. Bak, banttan değil, canlı canlı yapıştırıyor da valla. Ya Allah'ım inşallah linkler kopmaz ya. Şu Rummenigge'yi canlı canlı izleyelim be. Oğlum Fahri, dediğini yapmışsın ya. Televizyonu kurmuşsun ha. İyi iyi, aman iyi ya. Hadi bakalım. Şişt, Erman, Fehmi amcana hemen bir çay yap bakayım kızım. Hadi çay ver babama, hadi. Evet baylar. Çaylar, kahve, gazoz, muhallebi, zerde, pamuk eller, ceve. Siparişleri alalım beyler. Selamünaleyküm beya. Aleykümselam.
Ben de bir tane gazoz alayım ha. Otur bakayım sen. Vallahi gözün televizyondan yersen uyarım o gözünü. Hadi o. Bence var ya, Batı Almanya kesin alır ha. %100 yani. Bir kere kalede Şumara var. Förster var, Rummenigge var, Müller var. Kesin yani. Bence şahsen Çekoslovakya'yı destekliyorum. Doğu bloğu ya ondandır. Yani Batı Almanya değil de Doğu Almanya olsa onu tutardı. Sana ne Alper? Ya çocuklar, futbola siyaset karıştırmayın ya. Karıştırmayın şu siyaseti futbola ya. Uşaklar bana bakın. Bana bakın, siyaset yapana alırım içeri. Şampiyona bitene kadar da içeride tutarım. Hiçbir maçı izleyemezsiniz ona göre. Anladınız mı? Aman abim, tamam sustuk. Yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum ya. Amirim ya, ben seni çok seviyorum ha. Çok iyi adamsın ha. Seveceksin tabii. Sikil olsa sevme. Ne yapıyorsun sen burada böyle? Herkes karşıda maç seyrediyor. Gitsene sen de orada seyret. Yok anne, ben böyle iyiyim. Ha. Vallahi bunalım. Hakirti çocuk bu. Ahmetciğim. Ben şimdi diyorum ki, sen istemiyorsan gitmek mesela Almanya'ya. Babana diyelim mi, pasaport çıkmıyormuş diye. Çok geç anne. Pasaport çıktı. Aldım. Vallahi gidiyorsun yani. Gidiyorsun yani. Ya bu Rummenigge çok önemli adam ya. Valla çok önemli adam, helal olsun. Hadi be, hadi be. Koy onu bir tane daha, koy onu artık ya. Koy onu ya. Hadi ya. Şup, hadi ya. Vurdum, dur, dur. Aferin, aferin. Aferin. Dur. Hey! Bırak lan. Yapıştıracağım şimdi kapağı ha. Ne oluyor? Niye olacak Fehmi abi? İlk arada bir dere edeceğim. Gel bana yapış. Gol oldu tabii ya. Sami, he. Biz televizyonumuzu eve geri istiyoruz. Ha, biz değil. Ben isteyeyim televizyonu. Evet, isteyeyim. Allah, ne kadar önemli bir gün bu Fehmi abi. Avrupa şampiyonası bir taraftan. Bir de ananla şey, karın aynı taraftan. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Avrupa şampiyonası gibi 4 yılda bir gerçekleşir bu olay. Yaşasın be! Allah helal olsun şimdi size. Can. Sabahın köründe fıs 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 ya. Ay şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz biz abi? Biz şey konuşuyoruz. Ne? Seçil'in dedesi rahatsızlanmış dün gece. Bak çocukcağızım da gidiyor. Arkadaşla destek olmaya şimdi bak. O zaman ben gideyim anne. Beklemesinler beni. Heh. Bu saatte mi ya? Tabii ya, asıl bu saatte destek olacak ki. Tabii şeyi. Bu kalemler falan ne ya? Bunlar babacığım. Bunlar ne biliyor musun? Baba, ya bir şeye ihtiyacımız olursa ben onları not edeyim diye aldım bunu. Allah Allah ya, koskoca evde kalem kağıt vardır herhalde. İşte ya yoksa, bak nasıl düşünceli canım. Hadi bakalım sen bir an evvel madem. İyiyim ben. Hadi geçmiş olsun. Ay valla, değil mi, bir düzelemedi bu adamcağız çok. Ya şey o adamın bir ayağı çukurda ya. Ya canım benim, ay canım benim. Allah'ım tek ayağında sakınsın. Ya. Şu bana bak. Ahmet gidiyor bu akşam. Saat 6'da otobüse kalkıyor. Hı. Her şey hazır değil mi Ahmet'in?
Hazır. Ha Rukiye ya. Yan Mahmet'in bir şeyler hazırla. Ver de götürsün. Onlar hiç boş gelmiyorlar ya. Her seferinde bir şeyler getiriyorlar mutlaka. O da yanında bir şey götürsün. Tamam. Ayıp olmasın. Hadi. Tamam. Nevzat. Süheyla, hayırdır ya, ne bu telaş? Otur şöyle. Ne oldu? Nevzat, beni Adana'ya yolluyorlar. Anneannemin yanına, 3 aylığına. Nasıl yani? Ne Adana'sı? Ne diyorsun Süheyla sen? Bilmiyorum. Dün abimle kavga ettik. Bana dedi ki sen solcu biriyle görüşüyorsun. Yok dedim. İkna edemedim. İnanmadı bana. Sonra babam da böyle bir karar aldı. Gidiyorum ben. Nasıl ya? Süheyla, ben 3 ay sensiz ne yaparım? Nevzat, bilmiyorum. Belki daha da fazla. Ben sana veda etmeye geldim. Evden kaçtım. Şimdi abim gelir. Gitmem lazım. Tamam mı? Gidiyorum ben. Şunları da koyalım. Bu reçelle turşuyu da verirsin yengene. Tamam mı çocuğum? Hadi. Anne yeter ama ya. Yani. Turşu, reçel, erişteydi, makarnaydı, el yapımı bilmem. Ya bak ayakkabılarımı koyacak yer kalmadı. Yeter ama ya. Bulmaz. Oradan ayakkabı alınır. Orada ayakkabı bulunur ama bunlar bulunmaz çocuğum. Öyle deme sen. Koy bulur. Koy. Doldur anneciğim. Dur o ben ona ayrı poşet vereyim. Ayrı olmaz poşet. Öyle. Tabii. Öğrettin o kadar. Daha var. Var değil mi? Var, getir var. Getir. Orada bulunmayacak ne varsa getir. Tıka basa doldur. Abi ne yapıyorsun? Aynı be Fehmi abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be. Ne yapıyorsun? Merhaba Fehmi amca. Ahmet gidiyor birazdan biliyorsun ya Almanya'ya. Öyleymiş ya. Hadi hayırlı olsun. Zorladık çocuğu ama bakalım hayırlı mı olacak olmayacak mı belli değil daha. Ya Fehmi abi sen babalık vazifeni yaptın. Aa olur mu öyle şey be? Takma en biz çocuklarımızın iyiliğini istemiyoruz mu? Merak etme sonu iyi olur. Olur mu dersin? Olur. Ya askerliği saymazsak ilk defa bu kadar uzun ayrılıyoruz. Bakalım ne kadar sürecek ya. Ya Fehmi abi hiç merak etme sen. Eğer bakarsın seneye çeker altın arabasını böyle gelir karşına. Baba ne kadar iyi ettin beni Almanya'ya gönderdin. Ver öpeyim şu mübarek elini der sana. Hiç merak etme sen. İnşallah ya. O mutlu olsun da. En önemlisi o. Olamam. Vay be Ahmet abi. Önce ben gidecektim. Şimdi önce sen gidiyorsun ya. Şansa bak. Geleyim otururuk gidip ben de. Ya, sakin ol sen ya. Ben gidip bırakacağım geleceğim ya. Allah Allah bırak. Çünkü kötü bir yere gitmek Almanya'ya gidiyor ya. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi bir de sen
aramızda başka biri var ise tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdin ve yorulmuşum. Güleme sevgilim. Şurası ara, doldur. Yaşayamam, yaşayamam. Kahrına gülüp geçeririm.